Merhaba arkadaşlar. Evet, karşılaşma öncesi açıkça biraz biz de bu oyunun nasıl olabileceğini bekliyorduk. Nasıl olacağını diye. Yani biz de beklenti içerisindeydik. Çünkü Aytaç için olmayışı, İshak'ın ve Armin'in olmayışı geçen hafta ve Derek'in olmayışı, Lucas'ın 4 tane yani direkt 11 oynayan oyuncunun aynı anda olmayışı ve yerine oynayacak oyuncuların ne gibi katkı sağlayacağını, değişik özelliklere sahip olsalar da bekliyorduk. Ne verebilir diyerekten. Hafta içerisinde de onların bireysel yeteneklerine göre belirli bir oyun planı belirledik kafamızda. Tabii bunu yaparken de Trabzonspor'un oynamış olduğu karşılaşmaları analiz ederekten yani bizim artı sağlayacağımız alanlar özellikle sağ açık, sol açıkta oynayan oyuncuların arkasındaki oluşan alanlar ve oradan sonraki süreçte de merkezin boşluğu en çok Trabzonspor'un yapmış olduğumuz analizlerde bizim faydalanabileceğimiz alanlardı. Bunda gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oynamayı düşünen ve bu şekilde oynamaya çalışan bir Kasımpaşa vardı. Her ne kadar 3. bölgede çok fazla etkili olmasak da oraya kadar en azından düşüncelerimizi iyi bir şekilde uygulamaya çalıştık. Hiç gereksiz bir yere bireysel yapmış olduğumuz hatadan dolayı 1-0 geriye düştük. Ama ondan sonraki vermiş olduğumuz reaksiyon gayet olumluydu. Bir yakaladık. Ve 1-1'den sonra da gayet orta sahada özellikle tamamen oyunun hakimiyeti bize geçti. İkinci devrede Trabzonspor'un biraz daha öne çıkacağını düşünerekten Gilbert değişikliğini yaptık. Çünkü arkada oluşabilecek alanları onunla birlikte değerlendirelim diyerekten. Ama maalesef değişiklikten 3-4 dakika sonra yine bireysel yapmış olduğumuz, kendi kaptırmış olduğumuz toptan sonra Trabzonspor 2-1'i yakaladı ve tekrar Trabzonspor'un son 3 hafta öncesine kadar oynamış olduğu oyun düzenine döndü. Çünkü savunma, yani takım savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi. Yani bireysel hatalar dışında gayet iyi, elimizdeki mevcut olan kadroyla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama bu sadece bizi oyun olarak tatmin ediyor. Skor üretemiyoruz. Son 2 haftadır yani galibiyeti getirecek skoru üretemiyoruz. Bu açıkçası bizi çok fazlasıyla üzüyor. Ama önümüzdeki hafta inşallah İshak'ın tekrar, Aytaç'ın tekrar aramıza katılmasıyla en azından hem orta sahada hem de önde hamle şansımız bir nebze olsun fazla olacak. Önümüzdeki 3 hafta bizim için kritik olan 3 hafta. Çünkü milli takım arası öncesi işte Antalya deplasmanı, içeride Konya Gençler Birliği deplasmanı. Buradan gerekli puanları almak zorundayız. Yoksa geçtiğimiz sezon olduğu gibi son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi vermemiz gerekir. Bu da bizi sıkıntıya sokar. Yani bir an önce biraz önce söylemiş olduğum 4 oyuncunun aramıza katılması biraz olsun elimizi rahatlatıyor. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkürler.